Amerika'ya Mehmet Sümer'e bağlanacağız hemen e, bilgileri almak için. Evet Mehmet Sümer duyabiliyor musun beni? Evet duyuyorum. iyi geceler. O halde söz sende. Mehmet Hakan Atilla davasında 27 Kasım'dan bu yana görülmekte olan Mehmet Hakan Atilla davasında jüri kararını verdi hatırlanacağı üzere. Jüri'nin aslında yılbaşından önce karar vermesi de bekleniyordu. Ancak bir karara varamadılar. Çünkü oy birliğiyle suçlu olup olmadığına Mehmet Hakan Atilla'nın karar vermesi gerekiyordu jürinin. Sistem bu şekilde çalışıyor. Dolayısıyla da bugüne yani 3 Ocak tarihine ertelenmişti oturum. Jüri bugün oturumunu yaptı ve yaklaşık e, yarım saat 45 dakika kadar önce de jüri kararını hakim Berman'a iletti. Buna göre Mehmet Hakan Atilla üzerine atılı bulunan 6 farklı suçlamanın 5'inden jüri tarafından suçlu bulundu. Sadece kara para aklama suçlamasından suçlu görülmedi. Açıkçası bu biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Çünkü hem Rıza Sarraf'ın verdiği ifadeler, Mehmet Hakan Atilla'nın kendisinden hiçbir zaman rüşvet istemediği kendisinin de ona hiçbir zaman rüşvet vermediği benzer şekilde Amerika'nın altın ticaretine kısıtlama getirmesinden sonra Mehmet Hakan Atilla'nın kendilerinin Süleyman Aslan'la, Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan'la özellikle konuşarak Gıda ticareti işine yöneldiklerini ancak gıda ticareti hiçbir zaman aslen yapmadıklarını, bunun hayali bir ticaret olduğunu ve bunun hayali bir ticaret olduğunu Mehmet Hakan Atilla'nın hiçbir zaman bilmediğini söylemişti. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen Rıza Sarıf'ın tüm bu itiraflarına rağmen Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının da savunmalarını Mehmet Hakan Atilla bir devlet memurudur, bir banka çalışanıdır. Dolayısıyla kendisine gelen talimatları yerine getirmiştir, kendisine verilen görevleri yapmıştır. Hatta uyarılarda da bulunmuştur İran ambargosu ile ilgili şeklinde bir savunma kurmuş olmalarına rağmen jüri 6 suçlamadan 5'inden Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olduğuna hükmetti. Mehmet Hakan Atilla hakkında da yaklaşık 100 yıla varan hapis cezası isteniyordu. 95 ila 100 yıl civarında bir hapis cezası isteniyordu. Şimdi mahkeme heyeti toplanacak ki şu anda öğrendiğimiz kadarıyla 11 Nisan'da olacak bu toplantı. Mahkeme heyeti 11 Nisan'da Mehmet Hakan Atilla'ya, ne kadarlık bir ceza verileceğini görüşmek ve açıklamak üzere toplanacak. Ancak 11 Nisan'da da açıklamaya da bilir. E, çünkü muhtemelen itirazlar olacak. E, savunma yani Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları itirazlarda bulunacaklar. E, ama şu anda görünen 11 Nisan'da bir duruşma yapılacak bununla ilgili olarak. Ve o duruşmada da bir karar çıkması bekleniyor. Öte yandan e, Fred Bahara e, davanın ilk açılmasını sağlayan e, savcı hatırlanacağı üzere başkan Donald Trump tarafından Görevden alındıktan sonra onun yerine gelen John Kim isimli savcı davayı üstlenen savcı bir açıklama yayınladı bu şeyin hemen ardından kararın hemen ardından çok uzun bir açıklama değil ama özet olarak neler söylüyor bu açıklamanın içerisinde onu size aktarmak istiyorum. Şunu diyor savcı diyor ki uluslararası bankalar ve bankacılar iki seçeneğe sahiptirler ya İran'a yönelik ambargoların delinmesine iştirak ederler ya da buna karşı çıkarlar. Eğer Buna iştirak ederlerse o zaman Hakan Atilla davasında olduğu gibi sonuçları olur ve buna katlanmak zorunda kalırlar. Bu iki adam, Rıza Sarraf'ı da katıyor, bu iki adam İran'a yönelik ambargoların delinmesi ve milyarlarca dolarlık para aklanması operasyonlarının tam merkezinde yer alan isimlerdir diyor. Ve e, dolayısıyla alınmış olan karardan açıkçası memnuniyetini dile getiren bir açıklama yapıyor e, savcı Kim. Peki Mehmet Sümer bir de e, hani altı suçlama vardı. 5'inden suçlu bulundu. 1'isi birisi, e, birisinden bulunmadı Bu hı hı. suçlu bulundu, bulunduğu şeyleri bir açıklar mısın lütfen? Hangi maddelerden ya da evet. hangi suçlamalardan e, jüri suçlu buldu? Evet, e, on, e, şunlar üzerine atılı bulunan suçlamalar. İran'a yönelik ambargoları delmek. Öncelikle bu var birincili olarak. İkincisi Amerikan Hazine Bakanlığı'nı aldatmak, Hazine Bakanlığı'na yönelik kumpas kurmak, Amerikan bankalarını dolandırmak, Amerikan bankalarını, Amerikan bankalarını dolandırma suçuna iştirak etmek, işte kara para aklamak, kara para aklama suçuna iştirak etmek ve uluslararası finans sistemini aldatmak ve uluslararası finans sistemi ne aldatmaya yönelik bu suça iştirak etmek. Üzerlerine atılı bulunan suçlar bunlardı e, açıkçası. Dolayısıyla bunlar, bunlardan sadece kara para aklamaktan e, aklanmış olduğu jürenin gözünde öyle söyleyelim ama onun dışında İran yönelik ambargoların delinmesi, e, Amerikan bankalarının dolandırılması, Hazine Bakanlığı'na karşı e, kumpas kurulması, Amerikan finans sisteminin e, zarara uğratılması ve tüm bu işlemlere iştirak edilmesi suçlamalarından suçlu bulunmuş oldu Mehmet Hakan Peki, Şimdi Mehmet Sümer e, sözlerine başlarken e, kararla ilgili sürpriz bir karar diye e, nitelendirdin. E, neden böyle bir e, şey söyleme ihtiyacı duydun? Neydi sürpriz olan Çünkü senin için? Çünkü genel anlamda hukuk Evet genel anlamda hukukçuların da yorumları. Sizinle daha önce New York'tan mahkeme salonunun önünden yaptığımız yayınlarda da aktarmıştık. Rıza Sarraf'ın verdiği ifadelerde başta da söylediğim gibi Rıza Sarraf Mehmet Hakan Atilla'nın zaman zaman kendilerinin yapmaya çalıştıkları işlemleri hatta engel olmaya çalıştığını Söyledi. Hatta e, Habbani olarak e, ismini bildiğimiz e, Rıza Sarraf'ın yardımcısıyla kendisinin arasında gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinden bir tanesindeki mahkemede dinletilen bir telefon görüşmesiydi bu. Rıza Sarraf Mehmet Hakan Atilla'yı kastederek bu adam yapmaya çalıştığımız işe engel olmaya, taş koymaya çalışıyordu. Ama ben e, yukarıya söyledim Süleyman Aslan'ı kastediyor yani bankanın eski genel müdürünü o aradı talimat verdi bundan sonra... E, işlemleri yapmak zorunda gibi ifadeler e, kullanmıştı. Artı bunun dışında yani Mehmet Hakan Atilla bizim işlerimizi engellemeye çalışıyordu e, şeklinde bir ifadesi vardır Rıza Sarıfım. Ayrıca bunun dışında dediğim gibi Mehmet Hakan Atilla'nın hiçbir zaman kendisinden rüşvet istemediğini kendisinin de hiçbir zaman Mehmet Hakan Atilla'ya rüşvet vermediğini söylemişti. E, i̇lk başta altın ticaretiyle başlayan bu kara para aklama ve İran'a yönelik ambargoların delinmesi operasyonunda Amerika'nın... E, altın ticaretlerine kısıtlama getirmesinden sonra da gıda ticareti yöntemine döndüklerini, yani altın yerine sanki gıda alıp satıyorlarmışçasına bir sistem kurduklarını ve kara para aklama operasyonlarını bu şekilde devam ettirdiklerini anlattı. Ve bu işlemler esnasında da Mehmet Hakan Atilla bizim hiçbir zaman gerçekte bir gıda ticareti yapmadığımızı bilmiyordu ifadesini kullandı. İşte hukukçular bunları hep bu bahsettiğim e, tapeleri, Mehmet Hakan Atilla bu işlemleri bilmiyordu. Mehmet Hakan Atilla bizim bu işlemleri yapmamıza engel olduğu şeklindeki açıklamaları Hakan Atilla'nın lehine olacağı yorumunda bulundular. Ayrıca Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları da dediğim gibi savunmalarını Hakan Atilla'nın bir devlet memuru, bir banka çalışanı olduğunu dolayısıyla kendisine özellikle yukarıdan gelen talimatlar, doğru, <laughs> affedersiniz, yukarıdan gelen talimatlar yani yöneticisi, genel müdürü tarafından gelen talimatlar doğrultusunda kurallar çerçevesinde işlerini yapan bir memur olduğu tezini savundular. Ama dediğim gibi hani bunlar eee hukukçular bu savunma ve bu itirafları Rıza sarrafın Mehmet Hakan Atilla'nın alacağı suçu haklıletebilir yorumunu yapıyorlardı. Ama öyle olmadı. Jüri e, hemen hemen işte sadece kara para aklama haricindeki bütün üzerine atıl suçlamalardan Mehmet Hakan Atilla'nın da suçlu olduğunu belirtti. Dediğim gibi 100 yıla yakın bir hapis cezası istemi vardı. Muhtemelen çok e, ciddi bir süre hapis cezası e, karar çıkacaktır. 11 Nisan'da yapılacak duruşmada. Ee, bir de e, Hafızam yanıltmıyorsa savcı da en son gün e, jüriye yaptığı konuşmada e, Hakan Atilla'nın çok da suçlu olmadığı mealinde e, bir takım ifadeler de kullanmıştı. Yani savcı kullanmıştı üstelik bunu. Aslında sürpriz diyorsun. Evet gerçekten sürpriz bir karar oldu bu. Hı hı. Evet dediğim gibi yani genel e, akışında davanın genel seyrinde e, mahkeme salonunda konuşulanlar, e, savcının belli bir noktadan sonra sorduğu sorulara aldığı cevaplar, savcının sorduğu sorular, Rıza Sarraf'ın ifadeleri, dinlenen tapeler bunlar hep Mehmet Hakan Atilla sanki bu işin daha bir dışında e, gerçekten görevini yapan bir banka e, personeli hatta zaman zaman aynı zamanda uyarılarda da bulunmuş ...bir banka personeli yani bu yapılan işlemler İran'a yönelik ambargoların verilmesiyle... ...ya da uluslararası finans kurallarına aykırıdır şeklinde uyarılarda da bulunmuş bir kişi e, olarak e, açıkçası resmedildi. E, ama dediğim gibi yani burada kararı jüri veriyor sonuçta ve jürili bir dava olması... E, ...bunun jürili bir dava şeklinde görülmesi kararını da Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları vermişlerdi. Bu evet. jürili bir dava olmaya da bilirdi. Amerikan sisteminde öyle bir şansınız da var. E, ancak jürili bir davayı seçtiler... E, jüri'nin ikna olabileceğini e, düşünerek Mehmet Hakan Atilla'nın suçsuz olduğuna e, ciddi biçimde ve güçlü biçimde muhtemelen inandıklarından dolayı ancak jüri e, anlatılanlar karşısında ikna olmadı ve Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olduğuna karar verdi. Bundan sonra tabii itiraz süreci olacak, bir temiz süreci olacaktır ama önce suçun açıklanması, e, pardon cezanın açıklanması süreci gelecek. Mehmet Hakan Atilla verilecek ceza açıklanacak. Rıza Sarraf ne olacak? Tabii Rıza Sarraf da mutlaka ceza alacaktır. Ee, Mehmet Hakan Atilla'nın 5 ayrı suçlamayla suçlandığı ve merkezinde olduğu bir davada her ne kadar işbirliği yapmış olsa da, e, muhtemelen artık Rıza Sarraf'ın da ceza alacağını buradan kesin gözüyle bakabiliriz bu noktadan sonra. Ve tabii bir başka önemli nokta, Türk finans kurumları ve bankaları e, nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacaklar? Nasıl para cezalarımı uluslararası işlemlerden men mi özellikle Halk Bankası'nın başını çektiği bankalar Türk bankaları çünkü birçok bankanın ismi geçti dava sürecinde. Evet. Dolayısıyla Türkiye açısından hani şahıslara verilecek cezalardan daha önemli olan Türk finans kurumlarının uluslararası alanda alacakları para ya da işlemlere kapatılma cezaları olacak mı? Onları takip ediyor olacağız. Bunun süreci ne zaman sonuçlanır acaba? Yani ne zaman başlayacak? Şimdi 11 Nisan'da bir karar verilecek bir duruşma var ve e, karar o da verilecek. Kesin değil, Acaba o da kesin değil. Çünkü muhtemelen yani Tabii tabii anlıyorum. Nisan'da, yok yani itiraz süreci falan var dedin. Yani ama 11 tabii. Nisan'da bir e, gün var. Yani 11 Nisan'da önümüzde bir gün var. Orada da kararını verir, vermez ya da o tarihe kadar yetişir. Bu başka bir şey. Ama senin de dediğin gibi kişilerden çok şimdi e, finans kurumlarımızla ilgili bir yaptırım e, olma ihtimali artık e, çok evet. net gibi gözüküyor. Bununla ilgili süreç nasıl olur? 11 Nisan'dan sonraya mı kalır, önceye mi kalır ya da Hakan ile ilgili karar verildikten sonra mı e, Türk finans sistemine dönük yaptırıma ilişkin bir karar? Bu konularla ilgili bir düşüncen ya da bilgin var mı? Yani oradaki süreç, oradaki yasal süreç tabii bundan sonra nasıl işleyecek onu şu aşamada bilmiyoruz. Evet. Başka davalara konu olacak mı? Ya da doğrudan bu mahkeme mi? Örneğin Amerikan Hazine Bakanlığı ee, bir dava açma yoluna, e, dava etme yoluna gidecek mi Türk finans kurumlarını? Bunu ancak önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama dava ile ilgili cezanın Mehmet Hakan Atilla ile ilişkin cezanın açıklanması e, 11 Nisan'da olmayabilir. Evet. E, benzer davalarda, daha önceki davalarda 6 ay ile 1 seneye kadar varan e, karar süreçlerinin olduğuna e, şahit olunduğuna dikkat çekiyorlar e, avukatlar ve hukukçular. Peki e, bunun dışında sanıyorum e, söylenecek çok da fazla bir şey e, yok e, süreci takip edeceğiz bakalım nereye doğru gidecek ancak e, evet. Türkiye açısından e, hiç hoş olmayan bir e, karar bu en azından e, bunu böyle değerlendirmek mümkün çünkü e, Türkiye'ye dönük finans sektörüne dönük e, bir yaptırımın e, neredeyse netlik kazandığına ilişkin bir dayanak bu öyle e, anlamak evet. lazım diye düşünüyorum. Peki Evet, mesela, tabii bu, bu buyur. Evet, bu 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 aynı zamanda işte hani üzerine birçok tartışma gerçekleştirilen bu davanın sanık Rıza Sarraf'ın söz konusu bir sistemi kurup çalıştırdığı, çalıştırmadığı, söylediği şeylerin gerçek olup olmadığı şeklindeki tüm suçlamalarla ilgili de en azından Amerikan adaleti şu anda böyle bir sistemin kurulduğuna ve bu sistemin İran'da ambargoyu delmeye yönelik işlemler amaçlı olarak kullanıldığına, bu vesileyle de Amerikan finans kurumlarının da zarara uğratıldığına hükmetmiş oldu. Bundan sonra cezanın ne olduğuna karar verecekler. Evet. Peki Mehmet Sümer, çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için izleyicilerimize bu olayla ilgili sıcağı sıcağına bilgileri e, sunduğun için tekrar teşekkürler. İyi Önümüzdeki süreçlerde zaten tekrar bu konuyla ilgili birlikte olacağız. Çok sağ ol. Evet.